Cümleten selamün aleyküm sevgili izleyicilerim. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı dilerim Allah'tan. Herkes iyi olsun, sağlıklı, sıhhatli olsun Allah'ım. Kimsenin evi, ocağı, düzeni bozulmasın. Ben bugün ne yapacağım? Ne yapıyorum? Unumu aldım şöyle elime, önüme. Eşim Mustafa Usta, eşim yani 2-3 gündür işe gitmeye ekmeğimiz yok. Başka yerden de ekmek almadık. Niye almadık? Bu ne ekmek yiyor zaten. Şöyle bugün az bir şey göbü yapayım dedim. İnce ince yapacın şöyle. Tavada yanmaz, tavada bize yetecek kadar ekmek ye, ekmek ye sürekli. Şöyle, neyse ben size şöyle kaşığından ölçeyim. Burada 10 bardak unum var sevgili izleyicilerim. 10 bardak unum var. Şöyle şöyle 2,5 kaşık kadar da, yani bu kabın kaşığı da herhalde kahve kaşığı, şeker kaşığı gibi düşünün siz. Göz kararı katın yani. Burada da bir tane paket mayam var. Ilık suyum var. Şöyle bir kaşık da bu yemek kaşığıyla şeker attım. Fermente olsun. Maya çabuk gelsin diye. Saat 3'ü geçti. Şu anda benim de işlerim vardı. Köyden geldik. Bardak ölçüsü de size yapayım diye. Bir tane arkadaş sormuştu, abla ölçüleri tam verirsen biz de yaparız diye. Daha önceki videolarımda aslında ben buna süt katacaktım, bir bardak sütümü ılıttım, bozulmadı da öyle bir çeşidi bozulacak gibi bir hal aldı. Dolaptaydı 2-3 gündür kavanozda, ben de onu katmıyorum, suyuna mayayla sadece şöyle bakın bir bardak su tam size ölçülerini vereyim diye. Burada 10 bardak un var. Tamamen ılık su sevgili izleyicilerim. Şöyle 2 bardak, tabi kontrollü koyacağım her zamanki gibi, unun kalitesine göre değişebiliyor. Çok cıvık bir hamur da olmayacak, çok katı da olmayacak. Şöyle kendimize yetim. Bakın 10 bardağı şu an 3 bardak su oldu. Şöyle şuraya hala daha biraz tam dolu değil.
güzelce bayağı yoğuruyorum. Şöyle bakın. Poğaça hamuru gibi yumuşak bir hamur yoğurdum. Çok katı da değil. Çok da elime falan yapışmaya, mayası gelince cıvır biraz daha. Hemen saracın soğumadan 4 bardak su şu kadar arttı yani. 3,5 bardaktan fazla su aldı. Tam da dolu değildi. Şöyle şuralardaydı 4. bardak. Siz yani 3 bardaktan sonrasını kontrollü koyun. 5 bardak undan da yapabilirsiniz. Az olanla. Bu da az zaten. Hemen sıcacık sarayım. Sonra mayası gelince görüşelim inşallah. Hamurumun mayası geldi sevgili izleyicilerim. Vallahi çabucak geldi. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle havasını alayım. Bezeye böleceğim bunu. Şöyle büyüğünü küçüğüne, küçük olursa tavan büyük 8'e çoğurup kalın 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 göbü yapmayacağım. Şöyle ince ince oklavayla büyüğünü küçüğüne kata kata.
bakayım elimle. Hepsi bir ayarda mı? Pazıların mayası biraz gelsin diye pazılarımı tuttum. Şöyle dört, altı, sekiz, on tane pazıları güzel güzel şöyle göbeğini içine koymamız gerekiyor. Şöyle. Biraz da pazım dinlensin. Şöyle pazılarımı açmaya başladım. 10 dakika falan durdu. Yani bir namaz kılana kadar. Şöyle yumuşacık. İnce yapacağım ben bunu. Çok böyle gobi gibi olsa bu kalınlıkta yeter. Biraz şöyle lavaştan biraz kalın, gobiden ince. Şöyle ekmekle yapacağım. Şöyle oklavayla açıyor. Gördüğünüz gibi çoğure çoğure. Tavanın da altını açtım. Biraz iyice kızsın. Çünkü kızmayınca döküm tava güzel büşümeye ya. Hepsini açacağım, sonra büşüreceğim. Şuraya seriyorum hemen masama. Masaya örtü serdim. Üstünü de kapatıyorum. Üstü keleş keleş olur. Güzel pişmez. Eskiden Ramazan'da gece sahurda yapardık biz bunu. Oklava göbüsü derlerdi. Atmayın diye uğraşıyor. O da yapışıyor. Yumuşak bir hamur.
tane daha açayım. Sonra pişirirken şöyle bakın sevgili izleyicilerim, bir tane pişirdim ben. Şöyle fısır fısır edince hemen çoğuruyor. Şöyle bakın. Yumuşacık. Bir tane pazım kaldı. Bir yandan da atayım dedim. Akşam olmadan. Şöyle. Bakın nasıl kabarıyor. Çoğuruyor. İki tarafı da pişsin. Şöyle. Bakın harika vallahi. Yumuşacık. Buraya masaya serdim. Üstünü de kapattım. Başta yaptıklarımdan başlayan sevgili izleyicilerim, bakın fısır fısır oldu şöyle, hemen çoğuruyor. Ocağımda normal ayarda yanıyor.
kolay, süt falan yok. Sadece un, su, tuz, mayaya da bir kaşık şeker koydum. Mayanın kokusunu alsın. Hemen kabarı kabarmaz almayon pişti diye şöyle birazcık kızarsın diye da pişiriyor. Tavala da gerçekten çok güzel. Şimdi çok pahalanmış her şey. Yani malzemen iyi olmayınca ne kadar nasıl yaparsam güzel iş çıkmaz. Sevgili izleyicilerim, her şeyin güzel olacak. Şöyle bakın. Şuradan kabarmaya başlayınca şöyle çoğuruyorum. Ay kızım da çok ağır, hepsi açık değil. Çok da en kısık da değil. Normal. Bakın burası kabarmadı. Şimdi orada. Şimdi kabardı. İçi falan hiç hamur kalmaz. Zaten ince. Kalın değil. Bakın. Zaten ince, kalın değil. Şöyle yumuşacık. Lavaştan bir tık kalın. Bazlamadan da ince. Ben bunları düşürüyüm. Koydum sevgili izleyicilerim, bakın valla bir tanesi şişmedi, o da patladı yani, ondan dolayı hava alınca şişmez. Havalan yere şöyle şöyle basarsanız yine onun da her tarafı şişer. Şöyle hemen size yaptıklarımın yanına götürüyorum. Şöyle bakın. Şöyle. Yağladım. Maydanozlu doğradım.
yağladım şöyle. Bakın yumuşacık yumuşacık. 3 tanesini yağladım. Çünkü hepsini yağlarsan yarına kadar hepsini birden yiyemeyiz. Hepsi de pamuk gibi şöyle bakın. Vallahi harika oldular. Şuna bakın. Dörde katlanıyor. Şöyle soğusun diye buraya bunları dizeledim. Bir tanesini de yedim. Vallahi yedim. Yağladım sıcak sıcak. Bir yandan pişirdim, bir yandan yedim. Gayet tadı, tuzu, her şey yerinde olmuş. Tuzu falan gıt değil. Şöyle gördüğümüz gibi bununla da birer tane çay mı demliyoruz gayrı ki yanına. Harika. Hemen ekmek süzgalanla yapabilir. Herkes yapabilir. Bize afiyet olsun sevgili izleyicilerim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bana destek olursanız sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Yeni abonelerime de sesleniyorum. Abone oluyorsunuz. Allah razı olsun. Yorumda yapıverirseniz daha çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Allah'a ısmarladık.